Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA 20 Rebuild videosu ile karşınızdayım. Başlıktan da görebileceğiniz üzere bugün FIFA 20'de yaşlı oyuncuları alma challenge yapıyoruz. Yani size şöyle açıklayayım. Bu takımdaki en genç oyuncu 33 yaşında, 40 yaşında adam da var, 38'lik adam da var, 35'lik her türlü adam var. Ama en genci 33 yaşında ve genel olarak da 80 rating üstü oyuncular var. Biz bu takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız bugün. Birazdan takımı göstereceğim. Bana video fikri vermek için Discord'dan veya Instagram'dan beni takip edip yazabilirsiniz. Eğer kanala yeni rastladıysanız da abone olup bildirimleri açarak daha fazla böyle içeriklere ulaşabilirsiniz diyorum ve şimdi videomuza geçelim. Oyuncularımızı yavaştan bir tanıyalım arkadaşlar. Böyle yaşlı falan filan deyince siz tabi herhalde dandik bir kadro olacak zannettiniz ama öyle değil. İlk oyuncumuz Cristiano Ronaldo, 93 rating, 34 yaşında. FIFA 20 yaşlılar kadromuzun en önemli oyuncusu. Ardından Sergio Ramos, takımımızın en gençlerinden, 33 yaşında, 89 rating. Handanovic, 34 yaşında, 88 rating. Kalemiz sağlam, bak Samir Handanovic kalemizi uçuracaktır, ben ona inanıyorum. Gürkan abinin abisi, 34 yaşında, 88 rating. Chiellini. Ardından Manchester City'nin beyni, takımın beyni, 33 yaşında, o da takımın en gençlerinden, David Silva, 88 rating. Thiago Silva benim Rebuild Challenge'larda, üçlü Rebuild'lerde en sevdiğim oyunculardan biri, 34 yaşında, 87 rating. Diego Godin, 87 rating, 33 yaşında, o da takımın en gençlerinden. Fernandinho, 34 yaşında, Brezilyalı, 85 rating. Kral, işte kral burada arkadaşlar. Takımımızın en yaşlılarından, 37 yaşında, 85 rating. Gianluigi Buffon, 83 rating, 41 yaşında. Oha! Yuh yani arkadaşlar, helal olsun, ben başka bir şey demiyorum. Albiol, 33 yaşında, stoper, 83 rating. Pepe, 36 yaşında, eski Beşiktaşlı, 83 rating. Santi Cazorla, 34 yaşında, İspanyol oyuncu. Bir dönem Arsenal'de oynarken bir sakatlık geçirdi, bir şeyler oldu. Yani çok talihsiz bir futbolcu. Yine de geri döndü, 83 rating, helal olsun. Fenerbahçe'nin bu sezon başında istediği Kolarov, 33 yaşında, 82 rating. Ya arkadaşlar, size de şey olmuyor mu? Şimdi burada böyle 33'ü görünce genç gibi geliyor bu kadronun içinde. Ama normalde 33 de bayağı yaşlı ya. Dur bakalım, bunların ratingleri sezon sonunda acaba ne olur? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum bu arada. Kimin ratingi ne olur, kaç olur, ne kadar düşer yani. Frank Ribery, 82 rating, 36 yaşında sezon sonunda futbol bırakıyor. Andres Iniesta, 35 yaşında, 82 rating, krallara geldik. Pepe Reina, 81 rating, 36 yaşında. Of of of. Quagliarella, geçen sene oyunda çok iyiydi, 36 yaşında, 81 rating ve sezon sonunda futbolu bırakıyor. Piszczek, 34 yaşında, Dortmundlu sağ bek, o da 80 rating. Parolo, 34 yaşında, İtalyan. Mathieu Valbuena, eski Fenerli, 34 yaşında, Fransız oyuncu. Jose Sosa, 34 yaşında, 80 rating. Quaresma, 35 yaşında, o da 80 rating, Portekizli. Vay, ulan ne emektar oyuncular var, şu video var ya. Joaquin diye bir oyuncu da var, o da 37 yaşında, 80 rating. Bakalım bu videomuzda neler olacak. Belki ara transfer döneminde birkaç oyuncu daha getirebiliriz. Böyle bir sakatlıklar falan yaşanırsa Emre Belezoğlu gibi isimleri de takıma katabiliriz. İlk 11'imiz bu şekilde ekranlarda. Bakalım bu kadroyla Şampiyonlar Ligi grubumuzu göstereyim. O gruptan çıkabilecek miyiz? Yani aslında kolay bir grubumuz var. Lille, Valencia ve Ajax. Yüksek ihtimal bu gruptan çıkarız. Şimdi Ocak 1'e simüle edelim. Simülasyon bitti arkadaşlar, çıkıyoruz, kupa maçı gözüküyor her zaman gibi. Exeter City'ye karşı oynuyoruz bu arada. Premier Lig'de 4.yüz, 51 puanla. Lider Manchester City bizden 6 puan önde ya. Yapma be, bu kötü. Demek takımımız o kadar iyi değil. Bir Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. En azından gruplardan çıkmış olalım, orada ilerleyelim. Evet, gruplardan birinci çıkmışız ve rakibimiz Borussia Dortmund. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralımız yok, asist kralımız yok. Hiçbir şeyimiz yok Şampiyonlar Ligi'nde. Premier Lig'e bakalım. Premier Lig'de gol yenmeyen maçta kalecimiz nerede? Dördüncü. Asist krallığında Quaresma'mız yedinci. Gol krallığında Cristiano Ronaldo birinci. İşte böyle arkadaşlar ya, Ronaldo'muz coşturmuş. Tek reytingi düşmeyen oyuncu Ronaldo herhalde. Bakalım şöyle, Ronaldo'nun 24 gol 6 asisti var. Bu arada David Silva'ya ne olmuş? 6 güne iyileşecek, tamam, sıkıntı yok. Dediğim gibi Ronaldo'nun 24 gol 6 asisti var. David Silva'nın 6 gol 4 asist.
Ya diğer herkes tırtlamış aslında ya Ronaldo dışında. Tek Ronaldo oynamış. Madem takımımız kötü gidiyor, biz de jokerimizi kullanacağız ve ara transferde yine yaşlı olmak kaydıyla yeni oyuncular alacağız. En başta mesela Modric'i almamıştım. Şimdi onu almaya gideceğiz. 34 yaşında. Haydi bakalım teklif götürelim. Zaten bütçemiz çok yok. Şöyle yeni transfer ücreti sunuyoruz. 35 milyon euro Modric için vereceğiz. Bakalım ne diyecekler. Hoş geldin Modric. İşte bu. Modric'i de aldığımıza göre onu artık ana kadroya koyabiliriz. Şöyle koyalım, 88 rating Modric, inanılmaz. Merkezi orta saha Silva ile beraber yan yana. Bizim bir kanatlarımız sıkıntılı ya. Kanatlar çok sıkıntı yani. Şimdi Santi Cazorla'yı koydum sol kanada. Sağ kanada da Joaquin'i koyayım. Quaresma çok bir şey yapamamıştı. Böyle devam edelim. Şöyle bir takıma bakayım. Aslanlarım benim be. Hadi be, kanatlarımız biraz zayıf olsa da deplasmanda Dortmund'a karşı oynuyoruz. Haydi yaşlılar, 2-2 kaldık. Avantajlı skor bizde. Bu sefer baktığımız zaman Modric'imiz yok ne yazık ki. Kırmızı kart cezalı. Onun yerine kimi oynatacağız orada? Mecbur şöyle yapacağız ya. Cazorla'yı oraya çekeceğiz. Ribery'i koyacağız sola. Hadi bakalım. Bu maçı kesinlikle almamız gerekiyor. İç sahadayız. Avantajlı skor bizdeydi. Bakalım şimdi iç sahada ne yapacağız? Hadi oğlum, 0-0 ve biz geçiyoruz turu. Yalnız orada Thiago Silva sakatlanmış, büyük sıkıntı bize. Rakibimiz çok zor. Bu arada Thiago Silva'nın sakatlığı 1-2 haftalık sakatlıktı, geçti. Rakibimiz çok zor. İç sahada Liverpool'a karşı oynayacağız. Çok zor arkadaşlar ya. Ooo, Ronaldo baba. Ronaldo baba işte bu. 2 attı ve Everton 2-1 evinde, kendi evinde kazanıyor. İşte bu. Oh be, yaşlılar coşturuyor. Ulan var ya, inşallah ikinci maçı da alırız. Bu turda elenmekten çok korkuyorum çünkü. Hemen şöyle bir basın toplantısını yapalım hızlıca. Bu turda elenmeyelim arkadaşlar. Lütfen elenmeyelim. Oo, ikinci maçta burada Fernandinho'nun bir sakatlığı var. Ne yapacağız, ne yapacağız düşünüyorum. Cazorla MD oynayacak. Tamam, böyle çıkacağız maça. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Deplasmandayız. Fernandinho sakat. Korkuyorum. Hadi 1-1. Ne oldu? Geçtik duru Ronaldo. Oğlum Ronaldo bizi taşıyor. Oha. Ya ben bu kadronun elini ayağını öpmez miyim ya? Ya reislere bak. Sakatlığa rağmen orada. Bakın hiç kesmedim. Girme çıkma yok. Öyle yazan arkadaşlar da var. Onlara da buradan selamlar. Çok iyi oldu ya. Tabi burada yine kanatlarımız bizim biraz eksik. Fernandinho sen de umarım yakın zamanda iyileşirsin. Rakibimiz Paris Saint Germain. Ama Paris Saint Germain maç öncesi burada çok garip bir durum var. Joaquin'e ne olmuş abi? Kıpkırmızı olmuş bu ne? Bu niye böyle? Öldü mü? Ne oldu bu adam? Tamam, Joaquin yerine orada Quaresma'yı koyacağız. Joaquin'i ben direkt çıkarayım, şuralara koyayım. Adam öldü gitti. Tövbe. Allah Allah. Geçmiş olsun diyoruz Joaquin'e ve devam ediyoruz. Şöyle basın toplantımızı da bir yapalım. Tamam mı? Ondan sonra Paris Saint Germain maçına rahat rahat geçelim abicim. Takımım her an her şey hazır. Hiç sıkıntı yok. Biz bu maçı koparacağız. Yani Liverpool'u eleyip de geldik biz buralara. Öyle boru değil. Liverpool yani bu. Liverpool'dan hiç oyuncu aldık mı? Yok ama bir şeyden aldık. Paris Saint Germain'den aldık. Belki de kadroları zayıftır şu an. Hadi bakalım, iç sahamızdayız. Kötü bir skor olmasın. 2-1. Silva, alnından öpüyorum seni oğlum. Aferin. Yüzdük yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik. Bu maçı da alırsak Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Deplasmanda Paris Saint Germain'e karşı simüle ediyoruz. Haydi bakalım oğlum. Haydi. Güveniyorum size. 1-0 Quagliarella. İşte bu. 32 kaç yaşında bu adam? 40 yaşında mı? Bir dakika bakalım. Yaşına bakalım. Adamın kralı ya. Attı golünü. Joaquin iyileşmiş bu arada. O niye kırmızıyı da anlamadım. Quagliarella 37 yaşında. Oha. İşte bu reisler. Ya tabii şimdi bu takım yüksek, anladın mı? Modric'i de transfer etmemiz çok etki etti bence. 85-87. İşte defansta özellikle 86-87-85'lik adamlar var. Bu yüzden buralara kadar geldik. Kısa bir sezon değerlendirmesi yapalım. Sezon sonuna geldiğimiz zaman ne yazık ki Premier Lig'de şampiyon olamıyoruz. Manchester City 97 puanla şampiyon. Biz 90 puan toplamışız. Liverpool'u falan geçmişiz ama şampiyonluğa yetmemiş. 28 galibiyetimiz, 6 beraberliğimiz ve 4 mağlubiyetimiz var. 86 gol atıp 30 gol yemişiz. Biraz fazla yemişiz. Emirates FA Cup'a bakalım. Bunda zaten yokuz. Aa! Finalde 3-1 almışız. İşte bu. FA Cup'ı da almışız. Çok güzel. Karabağ Kupası, onu alamamışız. Yapma be. Nerede eğlenmişiz? 3. turda Liverpool'a eğlenmişiz.
Şöyle bir gol krallıklarına bakalım. Bir kere Şampiyonlar Ligi'nde gol kralımız yok. En fazla gol atan oyuncumuz Ronaldo 6. sırada. Asist olayına baktığımız zaman asist kralı Dortmund'lu Royce olmuş. Bizim en fazla asist yapan adamımız Cazorla 8. sırada. Gol yenmeyen maçla da Handanovic'imiz 5 gol yenmeyen maçla 3. sıraya oturmuş arkadaşlar. Premier Lig'deki durumlara bir bakalım. Premier Lig'de gol yenmeyen maçla Ederson 1. Bizim Handanovic'imiz 4. olmuş. Asist kralında Ronaldo'muz 5. olmuş. 1. Sterling olmuş. City'den City coşturmuş arkadaşlar. Ama bak gol kralında Ronaldo kalitesini konuşturmuş. 32 gol, helal olsun Premier Lig gol kralı. Herhalde takımımızın en verimli oyuncusu da Ronaldo. Bakalım bir. Baktığımız zaman Ronaldo 58 maç 44 gol 13 asist. Ardından Quaresma 11 gol 8 asist. Sonradan form tuttu. İbrahimovic 11 gol 2 asist. Kral Zlatan. David Silva 10 gol 8 asist. Parolo 7 gol 1 asist. Quagliarella 7 gol 1 asist ve böyle gidiyor arkadaşlar. Cazorla'nın 13 asisti var. Modric geldiğinden beri 5 gol 1 asist yapmış. Aslında çok da etki etmemiş demek ki takıma. Bu oyuncular şey gibi böyle. Ne deniyordu, bir içki vardı hani yıllandı, ha şarap. Yıllandıkça güzellenir derler ya. Güzelleşir derler ya. İşte bak bu oyuncular da öyle. Son baharlarını yaşıyor hepsi. Valbuena'mız falan yedeklerde. Şöyle defans porta sahaya Fernandinho'yu koyalım. Böyle geçeceğiz arkadaşlar maça. Bu arada maça geçmeden önce bak şimdi geldi aklıma. Şuradan ben bir şeye bakmak istiyorum. Kim kaç overall düştü? Handanovic 2 rating düşmüş. Buffon aynı ratingde kalmış. Zaten Buffon kaç, 0 maça çıkmış. Reina 2 rating düşmüş. O da 0 maça düşmüş. Şimdi bak bu niye düştü? Buffon niye aynı rating kaldı? Allah Allah. Neyse, Kolarov 2 rating düşmüş. Thiago Silva 2 rating. Hepsi 2 mi? Ramos 2, Chiellini 2, Fernandinho 2, Godin 2. Albiol 2, demek hep 2 düşüyor. Bak Pepe 1 düşmüş mesela, sezon sonu futbolu bırakıyor. Piszczek 2, Parolo 1, Ribery 2, Matuidi Valbuena 1 düşmüş. Luka Modric 1 düşmüş, Iniesta 1, Cazorla 1, 2, David Silva 3 düşmüş. Bak en çok düşen David Silva galiba. Quaresma 1 düşmüş, Joaquin 1 düşmüş, İbrahimovic 2 düşmüş, Ronaldo 1 düşmüş, Quagliarella 1 düşmüş ve sonuca baktığımız zaman en çok reytingi düşen futbolcu 34 yaşındaki David Silva olmuş. Gerçekten bu şeylerin nasıl olduğunu ben anlamıyorum. Dinamik reyting falan var. David Silva'nın niye düştü mesela? Ronaldo'nun niye düşüyor, o kadar gol atmış? Aynı reytingde kalabilirdi. Cidden garip arkadaşlar. Bunu bir çözemedik. Neyse, maç yapalım bakalım. Barcelona'ya karşı finaldeyiz. Biz bu formamızı alalım, pembe formamızı. Barcelona da kendi iç saha formasını alsın ve iki takıma da başarılar diliyorum. Hadi bakalım, Atatürk Olimpiyat Stadyumundayız. Barcelona'ya karşı FIFA 20 yaşlı takımı. Görüyorsunuz Barcelona, Messi falan takırında. Barcelona iyi takım tabi. Bu arada bizim yaşlılar da pembiş pembiş geliyor stada. Pembe yaşlılar. İki takımın da Şampiyonlar Ligi fikstürünü görüyorsunuz. Geçmiş fikstürleri. Everton, Liverpool'u, Paris Saint Germain'i eleyerek geldi buralara. Daha doğrusu yaşlılar takımı eledi. Everton demeyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. İki takımda Ronaldo, İbra, Ribery. 10 yılın sonrasının ikon takımı gibi bir şey arkadaşlar bu. Yani biz burada FIFA 30'u, eğer o günlere gidebilirsek, yaşarsak hepimiz, FIFA 30 zamanında efendime söyleyeyim böyle bir ikon videosu çekebiliriz belki de. Neyse, fazla konuştuk, maç başladı. Yapma, içeriye girdi Silva. Bu arada bu yaşlı oyuncuların olayı, şunu da belirteyim, çabuk yorulacaklar maçta. Yani değişiklik yapmamız şart olacak, onu da belirt. Ooo, bu arada nasıl yere düştü? İyi paslaşıyoruz. Millet deneyimini kullanıyor tabii ki. İbrahimovic'e pas geçmedi. Ronaldo tekrardan pasını verdi. Fernandinho çok ileri çıktın oğlum, yapma. Defansa dönün abi. Yapmayın. Barcelona hızlı gelebilir. Arthur geriye çıkardı. Quaresma aldın. Taca gitti top. Hadi bakalım oğlum, en genciniz 33 yaşında. Araya bir pas. David Silva. 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 Silva çekti. Silva baktı. David Silva. Dönen top. Vur Ribery, olmadı. Tekrardan yükleneceğiz. Fernandinho verdi pasını. Quaresma sol ayak. Terse gel. Yürü Quaresma. Gerçi sen yavaşsın ama yürü. Ronaldo kaç. Ronaldo'yu aradan. At abi Ronaldo'yu. Çok güzel. Offside yok. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ne yapacak? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo çekti. Ronaldo vurdu. Olmadı. Tabii şimdi arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Bu yaşlı oyuncular arasında birazcık ego savaşı da var. Ronaldo mesela pası atmadı. Orada bir inşallah kavga çıkmaz aralarında. Kimdi orada? Biri harbiden bomboşta atmadık pası. Arthur yükleniyor Barcelona. Messi'nin karşısında durun. Sol ayağını aldırmayın. Aferin. Gürkan abinin abisine selamlar buradan. Şimdi gidiyor. Abi. Yürü oğlum. Yürü Quaresma.
Quaresma, Ronaldo'ya oynadın. Cristiano Ronaldo sen de aşağı. İbrahimovic! Zlatan İbrahimovic! Atıyor golü. Zlatan kral attı. Kral attı, aferin İbrahimovic, adamın kralısın. İşte bu, ben buradayım diyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda ilk golü yaşlılar takımı attı. Bakın burada Quaresma'nın verdiği pas, Ronaldo anında oynadı. Bu sefer ego savaşı yapmadılar ve İbrahimovic golü buldu. Helal olsun oğlum. Ay Sergio Busquets lan karşısında dur. Korktum ha. Harbiden korktum. Çok garip gitti çünkü şut. Bir an dedim aha dedim golü yedik. Hadi arkadaşlar. Hadi Ronaldo! Of! O nasıl bir şut? Ne oldu orada öyle ya? Lionel Messi içeri doğru girdi. Lionel Messi. Lionel Messi arka taraf. Suarez, Fernandinho uzaklaştırdı. Bunun karşısında duruyoruz. Aradan bir pas Dembele. Messi. Messi tut ya abi. Of! Öyle bir şey yok ya. Ya cidden böyle bir aradan geçirdik. Oradaki elin de sakat. Gürkan abinin abisi sakatlandı galiba. Bir şeyler oldu. Yedik golü arkadaşlar. Durum 1-1. Yapma Semedo. Semedo. Bak gol gelebilir. Semedo içeri arkaya doğru. Quaresma uzaklaştırdı. Alın o topu. Oo! Hareketlere bak lan. 90 artı Barcelona atana kadar arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. O nasıl? O nasıl bir çeviklik? O nasıl bir şey? O nasıl bir dakika? Bitir hocam, santra yapma hiç ya. Bitir yani, böyle bir şey yok ha. İkinci yarıya geçeceğiz. Hadi çok güzel İbrahimovic. İbrahimovic, Zlatan. Zlatan Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo! Süper işbirliği. İbrahimovic verdi, Ronaldo attı, işte bu. Cristiano Ronaldo yumruklu oğlum. Öyle kolay şey yok Barcelona. 2 dakikada 2 gol attın, öyle bir şey yok. Aferin Ronaldo, işte bu. Finalde gol duellosu. Yaşlılar takımı beraberliğe geldi. İşte bu. Yapma Dembele. Dembele dur karşısında. Durun abi. Dur hocam. Hocam Ramos aferin. Etkili bir çalım yapamadık oradan. Modric bastırdı bu arada. İnanılmaz. Ronaldo. Ronaldo çek. Ronaldo oyna. Arkaya oynasana. Arka oyna. Valbuena. 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 Vurdu Valbuena. Terste gel. Barcelona acımıyor. Bir değişiklik daha yapıyor. Ulan dedeleriniz var lan karşınızda. Allah Allah. Yürüyün. Yürüyün oğlum. Yürüyün Modric. Modric git. Modric lan, Modric ne yaptın? Modric şaşırdı arkadaşlar. Yürü şimdi Valbuena, sen git. Sen git, pasını vereceksin. Kime vereceksin? Oynadın İbrahimovic. Ya. Hadi abi Ronaldo ya. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz abi? Bak bak, bir türlü bir tane daha sakatımız var bu arada orada derken Lionel Messi. Lionel Messi. Vay be. 3 dakikada gol atmamız lazım. Biraz imkansız gibi. Şu an çok imkansızlaştı oyun bizim için. Hadi abi. Dön. İbrahimovic çek. İbrahimovic oyna. Yapmayın. Yapmayın. Artı 2. Artı 2'deyiz. Bu sefer olmuyor arkadaşlar. Yüzdük. Kuyruğuna geldik. Finale kadar geldik. Ama ne yazık ki kupayı alamadık. Yani Barcelona bizden üstün oynadı. Aslında üstün oynamadılar. Biz daha çok pozisyona girdik ama tabii oyunun son bölümünde Barcelona bize hiç alan bırakmadı. Hep onlar atak yaptı. En sonunda kontra atakla bir şeyle oradan attılar. Bizim yaşlı oyuncular yoruldu. Finalde kupayı kaybediyoruz arkadaşlar. Messi geliyor, seviniyor. Yani ilk kez galiba bir rebuild videomuzda kupayı kaldıramıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videodan zevk aldıysanız like atıp yorum atıp paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız da sevinirim. Eğer aklınızda video fikirleri varsa Discord'dan veya Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Hepsinin linkini açıklamaya bırakıyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.
Bu arada videonun en iyi yaşlı oyuncusu kimdir? Onu da yorumlarda yazmayı unutmayın ve hoşça kalın.